اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ربي يسر ولا تعسر سهل علينا بفضلك يا ميسر. رَبِّ زدنا علما وفهما واخلاصا ونورا والحقنا بالصالحين امين يا معين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا امين بحرمه سيد المرسلين. sallallahu teala aleyhi ve sellem. Cenab-ı cümlemizi, analarımızı, babalarımızı, dua bekleyen bütün Müslüman kardeşlerimizi affı mağfiret eylesin. Amin. Çocuklarımızı, neslimizi, zürriyetimizi, damatlarımızı, gelinlerimizi çok hayırlı eylesin. Hepsinin biz söylemeden kendi istekleriyle, arzularıyla Rabbimizin davetine icabet etmelerini beş vakit namazlarını vaktinde kılmaları nasip eylesin. Allah Celle Celaluhu istikamet üzere yürümeyi, son nefese iman, Kur'an şehadetle huzura varabilmeyi, cennetine cemaline kavuşabilmeyi hepimize, aile bireylerimize, analarımıza, babalarımıza nasip eylesin. Amin. Ve yine şu dua yapıyoruz ki Rabbim hepimize hakkı hak olarak görebilmeyi, batılı batıl olarak görebilmeyi ve hakka tabi olmayı batıldan da uzak kalabilmeyi nasip eylesin. Amin, amin, amin. Sevgili kardeşlerim, değerli hanımefendiler, beyefendiler ve gençler, malumunuz Kur'an-ı Kerim'de Allah'ımız Celle Celaluhu senedeki ayların sayısını ta yerler gökler yaratıldığı günden beri 12 ay olduğunu bildiriyor. Ve Mevlamız bu 12 aydan 4 tanesini içerisinde bulunan dört tanesinin 4 ayın haram aylar olduğunu yani haram derken muhterem aylar, saygı duyulması gereken aylar olduğunu haber veriyor. Dolayısıyla biz bugün itibariyle üçüncü gününü yaşadığımız Zilkade ayına girdik. Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve bir de Recep ayları bu dört tane muhterem aylardandır. Muhterem aylar içerisinde yapıldığında sevaplı işlerin kat kat mükafat getirdiği ama Allah korusun yapılan günahlı işlerin de günah noktasında insanı büyük bir sorumluluğa sokacağı aylardır. Aman dikkat edelim. Dikkat kesilelim. Ne yapalım edelim? Bugünlerde kendimize bu noktada daha bir çeki düzen verirsek, Allahü Teala'ya dönersek, zikrimizi çoğaltırsak, Allah ile bağlantımızı çoğaltırsak inşallah efendim bu günler hürmetine bu aylar hürmetine Rabbimiz bütün ömrümüzü de güzelleştirir. Allah'ımız Celle, Celle hepimize yardım eylesin. Öyle bir tabirciyse dönem yaşıyoruz ki öyle bir günler yaşıyoruz ki havalarda da ısındı, insanlarımız da maalesef ama maalesef birilerinin efendim gözüne girmek için birileri beğen, beğensin diye kendisini Allah'ın istemediği şekilde bulunduruyor. Oh kılık kıyafetlerimiz berbat. Yani nasıl çıkılıyor böyle sokağa hayasızca insan bunu efendim düşünüyor. Gerçekten çok üzülüyoruz. Çok üzülüyoruz. Bu gidişat nereye? Yakışmıyor bizlere. Yani bir zamanlar şairin yine ifadesiyle utanırdı burnunu göstermekten süt ninem kızımın gösterdiğine kefen bezi mahrem diyor. Bizim nenelerimiz, bizim efendim büyüklerimiz sadece ve sadece rahat bir şekilde nefes alabilsinler diye burunlarını kapatmıyorlardı. Bir de görebilsinler diye çevreyi gözlerini kapatmıyorlardı. Onun dışında çarşaflarıyla, örtüleriyle, feraceleriyle harika bir şekilde kendileri efendim Allah'ın istemiş olduğu emri yerine getiriyorlardı Bu nasıl bir güzellikti o güzelliğin içerisinde Allah bize bereket veriyordu Allah aile içerisinde saygı veriyordu Allah Teal bizim aramıza bir sevgi veriyordu bir kanaat veriyordu Yani bugünler şimdi kaybettik Herkes şikayetçi Peki bunun sebebi nedir Allah'tan uzaklaşınca insan neticede efendim bu bizim beklemediğimiz bereketsizlikler yaşanıyor. Pahalılıklar yaşanıyor. Sevgisizlik yaşanıyor. Boşanmalar yaşanıyor. Şikayetler yaşanıyor. Herkes adeta efendim şikayetçi. Bunun bitmesinin tek sebebi olacak. Efendim tek yolu var, yöntemi var. Allahü Teala Celle Celaluhu'ya dönmek. Evet. Hepimizin bilmiş olduğu daha önce belki efendim anlattık ama yerine geldiğimizi şimdi bir daha anlatalım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına sara hastalığı olan bir hanımefendi geliyor. Bir hanımefendi geliyor. Sara hastalığı var kendisinin. O hastalık geldiği zaman siz de efendim belki karşılaştınız. Ben de karşılaştım çünkü. Böyle bir hastaya böyle efendim geldiğinde hastalığı kendisini bilemiyoruz yere düşüyor, ağzından köpükler çıkıyor. Efendim o tedavi farklı bir tedavi, beyinle alakalı bir olay. Dolayısıyla bu efendim hanımefendi, sahabe hanımı ya Resulallah benim sarı hastalığım var. Bana dua etseniz de ben efendim iyileşsem deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki ben sana dua edeyim iyileş. İstersen şöyle bir şey yapalım sabredersen Allah sana bunun karşılığında muhassalın bu karşılığında cennet versin. Ne dersin deyince o zaman diyor ki ben cenneti isterim, sabrederim bu hastalığıma. Lakin şunu sizden isteyebilir miyim? Buyur. Ne istiyorsun? Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem bu hastalığım geldiği zaman sarı hastalığım ben kendimin efendim bilmeden kendim bunun içerisinde olmadan yere düşüyorum yere düştüğüm zaman da sağım solum açılıyor. Efendim insanlar benim sağım solumdan bir açıldığım yeri görmesinler istiyorum. Buna dua edin de üstüm başım açılmasın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona dua ediyorlar. Ondan sonrasında hastalığı geldiği zaman üstü başı açılmıyor. Şimdi düşünüyoruz da hakikaten bu hanımefendi kendi isteği olmadan açılmasını dahi kabul edemiyor. Niye? iman iman kabul ettirmiyor kendisine bunu. Bizim şimdi kadınlarımız, kızlarımız çok özür dileyerek söylüyorum. Göbeklerini açarken bilmem şurada kadar efendim kısa giyinirken e, kendi istekleriyle açılıyor. Ve sorsam ben de Müslümanım diyor. Ben de efendim işte kalbim temiz diyor. Diyor da diyor. Ah ah. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu gibi El hayâ'u minel iman. Haya imandandır buyuruyor. Haya imandandır. Gerçekten Allah bize, toplumumuza, gençliğimize, evimize haya nasip etsin. Haya, Allah'a karşı haya olmak, hayalı olmak lazım. Topluma karşı hayalı olmak lazım. Bir insanın derler ya, ağır damarı çatladığı zaman ne yaptığını bilemez. Arkadaşlar bazen bize öyle söylüyor yakınlarımız. Hocam diyorlar, iyi ki dışarı çıkmıyorsunuz yani gerçekten çıkılacak gibi değil diyor, diyor. Metroya binilecek gibi değil, tramvaya binilecek Yani insanlar o kadar fütursuzca hareket ediyorlar ki neredeyse yatak odası sahnelerini sokaklara kadar getirdiler. Bu iyi gidişat değil. Sonra niye efendim pahalılık var? Bir de biz Allah Teala Celle, Celle yardım ediyoruz. Efendim onun dostları var aramızda da. Onlar hürmetine bir şeyler görüyoruz, buluyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bize, bütün peygamberlerden gelen ortak bir söz var. Ortak bir söz. Bütün peygamberlerin söylemiş olduğu ortak bir söz. Ne derlermiş mübarekler? İza lem testahi fesna maşi'te. Yani utanmadıktan sonra dilediğini yap. Haya yoksa sende, efendim artık bu olay senden gittiyse senden her şey beklenir arkadaş. Dilediğini yap yani. Ne olacak ki? Seni sınırlayan bir şey yok çünkü. Haya imanlandır dedik ya. Bir insan efendim hayasızlığı bir yerde imansızlığını da gösteriyor. Rabbim imanımızı da korusun, hayamızı da korusun inşallah. Mesela bugünlerde çok dikkat edelim. Biyim, kuşam, efendim ben plaja gideceğim, ben işte denize gideceğim falan filan olaylarında hepimiz erkekler bir sefer kesinlikle haşamasız, haşamasız erkek erkeğe dahi denize giremezler. Havuza giremezler. Haşamalı olmamız gerekiyor. Bir, Bizim haşamalı olmamız da yeterli değil. Karşımızdaki insanın da haşamalı olması lazım. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ne sen başkasının baldırlarına bak yani diz üstü olan bölgesine ne de onlar seninkini görsünler diyor. Dolayısıyla gittik bir yere biz haşamalıyız. Erkek erkeğiz ama onlar öyle değil. Öyle efendinin bir şeyler giyiyorlar ki yani insan onlardan utanıyor, çekiniyor. Dolayısıyla inşallah bizim Rahat edeceğimiz, bizim efendim e, her türlü yönden adeta mutlu olacağımız adres cennetimiz. Rabbim orayı nasip etsin. Belki denize girmeyelim, havuza girmeyelim, piknik yapmayalım. Ya yani piknik diyorsun, kardeşim gidiyorsun adam gibi bir yer doğrusu bulamıyorsun. Müzikler açıyorlar, oradan ahlaksız görüntüler oluyor, diğer şeyler. Ondan sonra o zaman frene basıyorsunuz, evim içerisinde kalayım ki Efendim kendimi koruyayım. Rabbim hepimize yardım eylesin. Özellikle genç kardeşlerim aman dikkat edin. Kimsenin eskisine kalmayın. Allah Celle Celaluhu deyin. Orada durun. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Mevlamız Bakara Suresinin 138. ayetinde böyle bir ayet gönderiyor. Bize diyor ki Sıbgat Allah Yani Allah'ın boyasıyla nurlanın, boyanın, parlayın. Allah'ın boyası. Allah'ın boyası nasıl? Herhangi bir şekilde bir nalburda nal burada falan satılmaz bu. Allah'ın boyası deyince efendim her yerde kendisini hissettirecek. Ben Allah'ın adamıyım diye. Namazın da anındaki secden belli olur. Namaz kılmayanla kılan arasında böyle hemen gittiğin zaman fark ediyorsun. Ondan sonra işte örtünle ben Allah'ın boyasıyla boyandım diyorsun. Efendim gidiyorsun bir yere hayır ben buraya yapamam diyorsun. Bu kahvede kum, kumar oyunu, Ben burada çay içemem diyorsun. Kendi kumar oynamasan da çayını dahi kabullenemiyorsun. Ondan sonra e, bir yere gidiyorsun. Bakıyorsun ortamda efendim Allah'ın haram ettiği şeyler konuşuluyor. Düğünler var mesela. Bugünlerde çok düğün var. O düğünlerde Allah-u Teala'nın rızası yoksa ben de gelemiyorum kusura bakma kardeşim diyorsun. Allah'ın boyasıyla boyanmak her türlü yönden. Allahu Teala diyor ki ve men ahsenu min Allahis Allah'ın boyasından efendim Allahu Teala'dan daha güzel bir boya nerede bulunabilir? Tabii ki yoktur. Elhamdülillah. Bu davayı Allah davasını yüklendik. Rabbim son nefese kadar taşımayı nasip etsin inşallah. Böyle yalpa yapmadan, paranın nesiri olmadan, kadın nesiri olmadan, efendim birilerinin nesiri olmadan güzelce götürebilmeyi nasip eylesin. Siyasette de böyledir. Fark etmez. Yani insan çizgisini koruyabilmeli, koruyabilmeli. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yine e, müjde e, olarak açıklamış olduğu bir hadis-i şerifi paylaşalım. Sohbetime de efendim son vermiş olayım dua ile inşallah. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bize İze serratke hasenetüke ve saet ke seyyetuke mümin. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani anlamı şu. Eğer diyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam yaptığın bir iyilik seni mutlu ediyorsa, seni sevindiriyorsa, seni efendim huzurlu kılıyorsa, yaptığın yanlış da, günah da, seni efendim üzüyorsa, seni sıkıntıda bırakıyorsa ben ne yaptım ya? Ben ne yaptım ya deyip de böyle efendim üzülüyorsan hiç dile bile getirmeye gerek kalmaz. İçindeki o pişmanlık senin için tövbedir işte. Senin efendim yanlışını anlamandır. Dolayısıyla bunlar yerine geliyorsa namaz kıldın elhamdülillah. Kılamadın. Allah beni affetsin ben bugün ne yaptım ya deyip de böyle sıkılıyorsun. Bir haram gördün, ya benim gözlerim nasıl gitti bu zinaya, göz zinası yaptım, haram gördüm ben diyorsun. Öbür tarafta da bir iyilik yaptın, birisine efendim bir hayır yaptın, bir öğrenci okutuyorsun. Bir yerde efendim bir insana yol noktasında yardımcı oldun, bir e, dilekçe yazacaktı dilekçesine yardımcı oldun. Yani saymakla iyilikler bitirilmez, kötülükler de öyle tabi. Dolayısıyla iyiliklerin seni sevindiriyorsa, elhamdülillah iyi ki efendim yapmışım deyip de rahat edebiliyorsan, kötülük yaptığın zaman da sıkılıyorsan, üzülüyorsan, ben ne yaptım falan deyip de böyle adeta bir pişmanlık diyorsan, fe ente mümin, sen müminsin. Sende Allah Teala'nın vermiş olduğu bir iman var ki, o iman eseri dışarıya yansıyor. Sende iman var, efendim İyiliklerle seviniyorsun, mutlu oluyorsun. Hep iyiliğini arttırmaya çalışıyorsun. Kötülükler de seni sıkıyor, üzüyor. Onları da terk etmeye çalışıyorsun, gayret ediyorsun. İşte o iman Allah'ın izniyle seni efendim yarın mahşer gününde de rahat ettirecek. Kabirde de rahat ettirecek. Allah'ın efendim huzurunda da rahat ettirecek. Rabbim imanımızı korumayı, muhafaza etmeyi nasip eylesin. İmanımıza zarar gelmesin. Canımıza gelsin ama imanımıza zarar gelmesin. Rabbim imanımızla, Kur'an'ımızla bir şekilde, en güzel bir şekilde huzura varabilmeyi de nasip eylesin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ahir ve akıbetlerimizi hayr eyle. Her türlü kazadan, beladan, depremden, afattan muhafaza eyle. İslam alemine yardım eyle. Ülkemize yardım eyle. Dışarıdan içeriden zarar vermek isteyenlere fırsat verme Allah'ım. Ya Rabbi ölmüşlerimize rahmet eyle. Kabiller, nur makamlarını cenneteyle Onlarla cennette buluşmayı nasip eyle. Bizimle arkamızdan bize dua edecek hayırlı evlatlar, hayırlı arkadaşlar, cemaatler nasip eyle. Evlerimize huzur, kazançlarımıza bereketler nasip eyle. Kimseye muhtaç etme. Kendi kapından başka kapı aratma helal lokmadan ayırma, harama bulaştırma, faizlere, kredilere bulaştırma. Bulaşanları da kurtar ya Rabbi. Şu anda bizi dinleyen, bize şu anda efendim amin diyen bütün kardeşlerimizin dünyalarını, ahiretlerini mağmur eyle. Dünyevi hırıvi sıkıntılarını gider ya Rabbi. Amin, amin, amin. سبحان الله وبحمده سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين دعاءنا من قبول يجون غناهنا من أفضل ما أمة محمد الصحة والسلام تيجون خير لنا فتح شر الله رزاسيجون الفاتحة